أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Mahlukatın milyon kere milyon adedince Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halketti. Bu insanlığın içerisinden iman nimetiyle şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı ibadetlere sonsuz cennet vaat etti. Sayılı bir ömre sonsuz nimetler bahşetti. Edibimiz, önderimiz, baş öğretmenimiz, baş komutanımız, canımız, cananımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Rabbim anlatılacak olan sohbetten önce anlatanı sonra siz aziz kardeşlerim dinleyenleri nasiplendirsin. Rabbül Aleminin Rab sıfatıyla bizleri terbiye eylesin. Okumuş olduğumuz yerleri anlamayı, anladığımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Ekber. Muhterem kardeşlerim, öyle yerler okuduk ki, çok ilginç, çok enteresan yerler okuduk. Rabbim bu yerlerden istifade olunan kullardan bizleri eylesin inşallahü rahman. Bakınız kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri ne buyuruyor? Asa rabbukum en yerhamekum ve in udtum udna ve cealna cehenneme lil kafirina hasira. Allahu ekber. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz eğer yine de fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizlere yön veriyor. Kur'an-ı Kerim bizlere bir duruş sergiliyor. Fesatlık çıkarma diyor. Fesatçılarla olma diyor. İsra Suresi ayet 8. Ve geçen gün İsra ve Mi'racı yaşadık. İsra Suresini anlatmamız gerekiyor. İsra Suresinin bize yüklediği mana nedir? Sadece bir Mi'raç gecesinde bazı mucizevi olaylarda kalmayalım. Hayatımız Mi'raç olması için, hayatımızı Allah'ın razı olduğu hayata yönelmemiz için işte Mi'raç olayında, İsra ve Mi'raç olayının ilk ayetinde bize mesaj verilen o İsra olayının başlığıyla ifade ettiği ellezî Sübhanellezî esra bi abdihi, o kulu Muhammed'i yürüttü. Gece bir müddet yürüttü oradan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan kendini katına. Ve burada da ikinci sayfamızda bir takım Müslümanların özelliklerini, Müslümanların karakterlerini, Müslümanların yaşantı biçimlerinin nasıl olması gerektiğini bizlere haber veriyor kardeşlerim. İşte bir, Müslüman fesatçılarla olmaz, fesatçılık çıkarmaz, fitne yapmaz, kargaşaya yönelmez. Allah muhafaza eylesin. İşte bu Kur'an, İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Allahu ekber. Ve yubeşşirul mu'minin ellezine ya'meluna s-salihati enne lehum ecran kebira. Muhterem kardeşlerim, ben size bir soru sorsam, İçinizden bunun cevabını kendinize verin bakalım. Kur'an sizin için ne ifade ediyor? Kur'an'la hayatınız kaçta kaç ölçüşüyor? Tekrar size sormuyorum ben bunu, ben kendime soruyorum. Kur'an'ı kaçta kaç hayatımıza indirgeyebiliyoruz? Niye bu soruyu sordum? Bakınız bu ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah-u Teala? Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir.
Kur'an'ın yolundan daha doğru bir yol yoktur. Ama biz bu lafzın içini boşaltırsak, Kur'an'ın doğru yola bizi iletmesini söyleyip de ondan öteye gitmesek, yolumuzu şaşırırız. Öyleyse yaklaşan Kur'an ayı, işte Recep, işte Ramazan, Şaban geliyor. Şaban'dan sonra müminlerin ayı olan Ramazan geliyor ve Kur'an ayı, rahmet ayı, cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı, şeytan aleyhillanenin zincire vurulduğu aya geliyoruz. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ın verdiği mesajları doğru anlamak mecburiyetindeyiz. Evet, iyi davranışlarda bulunan müminlere وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِن۪ينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat ve müjde vardır. Allahu Ekber. İyi davrananlar, iyi müminlerden iyi davrananlara kat kat müjdeler var, mükafatlar var, makamlar var. Aziz kardeşlerim, İyiliğin ölçüsü neye göre olacak? Nasıl olacak bu iyiliğin ölçüsü? Sana göre, bana göre mi olacak? Hayır. Yine Kur'an-ı Kerim'in lafzına göre olacak. Çünkü Kur'an hidayete erdiren bir kitaptır. Hidayet nedir? Dosdoğru yol. En mükemmel yol. Müslüman Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki emirler karşısında tek bir söz söylemeye sahiptir. Ya Rab, duyduk, işittik ve itaat ettik. Duyduk, işittik ve itaat ettik. Gücümüz nispetinde itaatla emrolunduk muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i kim önüne koyarsa o Kur'an onu cennete götürür. Kim de arkasına atarsa onu sürükler cehenneme götürür. Neuzubillah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de asla ve asla şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz'in dönemindeki insanlara hitap etmez. Kıyamete kadar bütün insanlığa hitap eder. Kur'an-ı Kerim'de ey Müslümanlar, İşte biraz sonra vasıfları, Müslümanların nasıl olması gereken vasıflar zikrediliyor. Her ayeti kerimeyi kendi hayatımızda, kendi iç dünyamızda muhakeme edelim bakalım. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Bu Kur'an'a iman etmeyenlerin, Kur'an'dan yüz çevirenlerin, dini İslam'dan hayat tarzı olarak reddedenlerin dini İslam'ı, onlar için de elim verici azap hazırladık. Muhterem kardeşlerim, dünya aslında mahşerin tarlası. Mahşerde ne var? Cennet var, cehennem var. Dünyada da aslında bir cennetin, cehennemin yansımaları var. Düşünebiliyor musunuz? Başta okuduğum ayet-i kerimede fesatlık yapmayın. Fesatlık çıkarmayın. Fesatlık yapanlar, insanları birbirine düşürenler, kul hakkı yiyenler, insanlara iftira atanlar, insanların mallarını yiyenler, devletin malını gasp edenler, kimse görmesin diye türlü türlü kılıf arayanlar, o kılıfı da hiçbir şekilde iz bırakmayacak şekilde ustaca yaparlar. Sonra ne olur? Bir ortaya çıktı mı ne olur? Dünyası cehenneme döner. Dünyası cehenneme döner. Yüzünü kapar. Elini değiştirir, yüzünü değiştirir, saçını değiştirir. Kılıktan kılığa girer. Allahu Teala bunlara diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, insanlardan korktular.
İnsanlardan utandılar. Benden utanmaları gerekirken, benden korkmaları gerekirken insanları ölçü aldılar. Allahu Ekber. İşte o kişinin dünya cehennemi oluyor. Öbür insan Allah'tan korktu. Eline, diline, beline sahip oldu. Alın teriyle kazandı. Hiç kimsenin hakkına gasp etmedi. Hiç kimsenin gözünün, yaşının, bedduasının ahını almadı. Bu kişi dünya ona cennettir. Korkuyla yaşamaz. Hele şu korkuyla yaşayanlara bir bakın. Yaşam mı bu ya? Bakınız. Korkuyla yaşıyor adam. Niye? Mafyalık yapıyor. İnsanların korkunç kötü yollarda insanları kötü yollara sevk ediyor. İnsan gençlerin yok olmasına vesile oluyor. Bir yakalandı mı eyvah hayat bitiyor. Değer mi ya? Ya sağlıktan, huzurdan, gönül genişliğinden kapını kapadığın zaman evinde yastığa başını rahat koyup uyumaktan daha güzel ne olabilir ya? Sizi kurtaramaz. Eğer bu ölçülerin dışına çıkarsa bir insan dünyası cehennem olur. Rezil ve rüsvay olur. Ölmeyi tercih eder. Nitekim birçok cinayetlere kurban giden o insanların ahları, o cinayeti işleyenlerin kalbini, vicdanını öyle yakıyor ki kendi kendinin ipini çekiyor hapishanede. Gidiyor kafasına sıkıyor. Niye? Fıtrata aykırı bir iş yaptı. İnsanın onurunu, insanın hasiyetini, insanın yaşantı hakkını elinden almanın bedelini dünyayı kendine cehennem etmekle ödüyor kardeşler. Ya. Bakınız kardeşlerim, bir ayeti sonuna ne diyor buyuruyor Allahu Subhanahu ve Teala. Estağfirullah. Ve yed'u'l insanu bişerri du'a'ehu bil hayr ve kana'l insanu acule. Allahu ekber. Şu insanoğlu ne acelecidir. Çok aceleci. Ben dua ediyorum, duam kabul olmuyor diyor. Veya diyor şunu istedim, bana Rabbim vermedi diyor. İnsanoğlu gafildir. İnsanoğlu çok acalecidir. Hayrı talep ettiği gibi şerri de talep eder. Şimdi ben sizlere soruyorum muhteremler. Bak burada güzel bir noktayı anlamaya çalışalım ne olursunuz. Sorsam olur mu hocam, ne münasebet dersiniz. Hiç beddua ettiniz mi kendinize? Hayır etmedik dersiniz. Hiç beddua ettiniz mi başkasına, kendinize, hayatınıza? Hayır etmedik dersiniz. Evet, bilerek bir insan ne kendine, ne yakınına, ne tanımadığına, ne tanıdığına beddua etmez. Ama bizler sizler bilmeden hayrı talep ettiğimiz gibi şerri de talep ediyoruz, farkında değiliz. Gelin burayı biraz açalım. Nasıl mı? Oğlum şuraya çok müracaat etti. O kadar müracaat etti ki varımızı yoğumuzu oraya koyduk. Çok dua ettik. Keşke olmayadı. Demiyor muyuz? Bu kadar servet, ya servetim yoktu, ya bana ne olursun, ya Rabbi bana mal ver, mülk ver, bu insanlara verdim, bana da ver. Verdi, azdırdı seni.